92 Bakara Suresi. Medine'de nazil olmuştur. 286 ayettir. Surenin genel muhtevası. Bakara suresinin bütünü ihtilafsız Medine'de nazil olmuştur. Bazı bilginler dediler ki Kur'an bin adet haber, bin adet emir, bin adet nehyi ihtiva etmektedir. Sayanlar dediler ki Bakara suresinin ayetleri 287'dir, kelimeleri 6.121 kelimedir, harfleri ise 25.500 adettir doğruyu en iyi bilen ise Allah'tır. İb Cüreyk Ata'dan o da İb Abbas'tan nakleder ki Bakara suresi Medine'de nazil olmuştur. Hasif Mücahid'den, o da Abdullah İb Zübeyr'den nakleder ki o, Bakara suresi Medine'de indirildi, demiştir. Vakidi der ki, Dahak İb Osman, Zeyd İb Sabit'ten nakleder ki o Bakara suresi Medine'de nazil oldu, demiştir. Bunu pek çok imam, bilgin ve tefsireyi söylemiştir. Bu konuda ihtilaf yoktur. İbmer diye Muhammed İb Muhammed'den. O da Enes İb Malik'ten nakleder ki, o Resulullah, S. A. M. şöyle buyurduğunu söylemiştir, Bakara Suresi, Ali İmran Suresi, Nisa Suresi demeyin. Kur'anın diğer bütün sureleri de böyle. Sadece kendisinde Bakara'nın zikri geçen sure veya Ali İmran'ın zikri geçen sure deyin. Bütün Kur'an sureleri de böyle. Bu hadis gariptir peygambere kadar uzatılması sahi değildir. Nitekim ravi zincirinde yer alan İsa İb Ebu Seleme el Havastır ki onun rivayeti zayıftır, kendisi hüccet sayılmaz. Buhari ve Müslim'de sabit olduğuna göre İb Mesud Vadiliğin ortasında Beytullah'ı soluna, Maynayı sağına alarak şeytan taşlama yerinde taş atmış, sonra da bu yer Bakara suresinin indirildiği yerdir, demiş. İb Merdü'ye Şub kanalıyla, Utbe İb Mirsed'den nakleder ki, o şöyle demiş, Peygamber, S.A ashabının geciktiğini görünce Ey Bakara suresinin ashabı buyurmuş. Zannederim ki Hüneyn günü mü, minler gerisin geri döndükleri sırada Allah'ın Resulü Abbas'a emretmiş ve o şöyle seslenmiş, Ey şecere, ağaç, ashabı, yani biyet ırıdvana katılan kişiler. Bir başka rivayette ise onları teşvik ve tahrik etmek için Ey Bakara ashabı diye seslenmiştir. Bunun üzerine sahabe her taraftan koşmaya başlamıştır. Yemame günü de müseylemenin adamlarına karşı sahabeyi güzün kaçarken, muhacir ve ensar birbirine Ey Bakara suresinin ashabı diye seslenmişler ve neticede Allah onlara fethi müyesser kılmıştır. Allah, Resulünün ashabının hepsinden razı olsun. 1. Bu sure Medine'de nazil olmuştur. Sadece 281. Ayeti Mayna'da veda, hacri esnasında inmiştir. Musaftaki sırası itibariyle ikinci ve kur, Anı Kerim'in en uzun suresidir. Keza bu surede yer alan borçlarla ilgili 273. Ayet kur, anın en uzun ayetidir. 1142. Ayete kadar bütün insanlığa hitap etmektedir. Surede evvela kuran ı Kerim ile ilgili bazı tespitler yapılarak insanların kur, ana karşı tutumları bahis mevzu edilmektedir. Kur'an karşısında insanlardan bir kısmının mümin, bir kısmının kafir, bir kısmının da münafık olduğu belirtilmektedir. Ardından gelen ayetler bütün insanlığa hitap ederek imana davet etmektedir. Kur'an'ın icazı ve edebi üstünlüğü dile getirilmekte, peygamberin davasındaki doğruluğu ve samimiyeti ifade olunarak insanın yaratılış hikayesine geçilmektedir. Bu arada Cenab-ı hakkın meleklerle konuşması ve şeytanın insana karşı tutumu söz konusu edilmekte, ardından da hemen İsrailoğlan Mene kıssası anlatılmaktadır. Allah'ın İsrailoğlan'a verdiği sayısız nimetleri hatırlatılarak Peygamberlere karşı gelişleri dile getirilmektedir. Bu arada, İbrahim ile İsmail’den bahsedilmektedir. Sure'nin ikinci bölümünde Kur'anın hitabı Müslümanlara yönelmekte Elhik kitabı olan Yahudi ve Hristiyanlar tarafından üzerinde fazla durulan kıblenin tahvili konusuna geçilmektedir. Biilahere İslam toplumunun temel eğerleri söz konusu edilmekte, Allah'ın birliği anlatıldıktan sonra, kısas, vasiyet, savaşma ve Allah yolunda infak gibi hükümler ele alınmaktadır. Sonra hek ve Ramazan orucu gibi bazı ibadetler belirtilerek içki konusuna temas edilmektedir. Sonra kadınlara dair, iddet, ilah, boşanma, emzirme ve müşrik kadınlarla evlenme konuları anlatılmaktadır. Faizin ve borçlanmanın ahkamı belirtildikten sonra kısas konusuna geçilmekte ve nihayet sure çok samimi bir dua ile son bulmaktadır. 2. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bir elif, lam, mim. Müfessirler surelerin başında yer alan hörufu mukatta'a, alfabetik harfler konusunda ihtilaflıdırlar. Bazılarına göre, bu harfler, Allah'ın, bilgisini kendi katına sakladığı şeylerdendir. Onlar bu konudaki bilgiyi Allah'a havale ederek bunun tefsirine tevessül etmezler. Bir kısmı ise bu harfleri tefsir etmişlerdir. Ancak tefsir edenler de bundan anlamı konusunda ihtilaflıdırlar. 3. Alfabetik harflerin mahiyeti. 1. Ebul Fida İsmail İpkesir, Hadislerle Kur'an-ı Kerim Tefsiri, Çağrı Yayınları, 2 bölü 133 139. 2. Bekir Karlığa, Bedreddin Çetiner, Hadislerle Kur'an-ı Kerim Tefsiri, Çağrı Yayınları, 2 bölü 139. 3. Ebul Fida İsmail İpkesir, Hadislerle Kur'an-ı Kerim Tefsiri, Çağrı Yayınları, 2 bölü 142. Abdurrahman İbzeyti Zeyti Beşlem der ki, bu harfler, surelerin isimlerinden ibarettir ve bu görüşünü Buhari ve Müslim'in sahihlerinde Ebu Hüreyre, R, den nakledilen bir hadis dayandırır. Şöyle ki Resulullah, S.A. Cuma günü sabah namazında Elif Lam Mim, secde, ile hele ta, inşan, suresini okurmuş. Süfyan el Sevri, mücahidden nakleder ki, o şöyle demiş, Elif, Lam, Mim. Hamim, Elif, Lam, Mim, Sad ve Sad Allah'ın Kur'an'ı kendileriyle başlattığı başlangıç harfleridir. Başkaları da Mücahid'in böyle söylediğini naklederler. Ebu Hüzeyfe Musa ib Mes uldun. Mücahid'den naklettiğine göre o Elif, Lam, Mim Kur'an'ın isimlerinden bir isimdir demiştir. Katade ve Zeydi beşlemde böyle demişlerdir. Öyle zannediyoruz ki bu ifade Abdurrahman ib Zeyd'in Elif, Lam, Mim Kur'an surelerinin isimlerinden bir isimdir sözüne dayanmaktadır. Çünkü her sureye Kur'an ismi verilebilir. Yoksa elif lam, mim, sad'ın tümüyle Kur'an ismi olması uzaktır. Zira ben elif lam, mim, sad'ı okudum diyen birisinin sözünden karşısındaki sadece A'raf suresini okuduğunu anlar. Doğruyu en iyi bilen ise Allah'tır denildi ki, bu harfler Allah Teala'nın isimlerinden bir isimdir, Şabi dedi ki, surelerin başlangıçları Allah Teala'nın isimlerindendir. Salih İb Abdullah, İsmail İb Abdurrahman da böyle dediler. Çub Sütli'den naklen dedi ki, İb Abaz, R, şöyle söylediği bana ulaştı, Elif, Lam, Mim, Adah'ın en büyük isimlerinden birisidir. İb'e bu Hatim de şu, benim hadisinden bunu böylece rivayet eder. İb Sörir, Bendar kanalı ile. Şu, beden rivayet eder ki o şöyle demiş, ben süt diye, ha, mim, ta, sin, ve elif, lam, mim, nedir diye sorduğumda o dedi ki, İb'abas'ın söylediğine göre, bunlar Allah'ın yüce ismidir. İb Sörir der ki, Muhammed İbbel Müsena, Mürre-el-Hemedani, den naklen bu hadisi rivayet etti. Ali İb'e bu talha, İb'abas'tan nakletti ki bu harfler Allah'ın en içtiği harflerden olup Allah Teala'nın isimlerindendir. İb -e -bu Hatim ve İb Sörir. İkrimeden rivayet ederler ki o şöyle demişi, Elif, Lam, Mim bir kasemdir. Yine İb -e -bu Hatim ve İb Sörir'in. İb rivayetine göre o şöyle demiştir. Elif, Lam, Mim, ben Allah'ım en iyi bilenim demektir. Said İb Cüber de böyle dedi. Süddi Ebu Malik, yoluyla. İbmes, Ud'dan ve peygamberin ashabından bir gruptan nakletti ki, Elif, Lam, Mim, Allah Teala'nın isminin harflerinden meydana gelen başlangıç harfleridir. Ebu Kafer el razi Benes'ten o da Ebul Aliye'den nakleder ki o, Elif, Lam, Mim hakkında şöyle demiştir, bu üç harf bütünüyle dilde kullanılan 29 harften üç tanesidir. Bu 29 harften her biri Allah'ın isimlerinden bir ismin anahtarıdır. Bu harflerden her birinde Allah'ın nimet ve müzibetleri vardır. Bu harflerden her birinde kavimlerin sureleri ve ecelleri vardır. Nitekim Meryem oğlu İsa, A, S. Hayret ederek demiş ki, ne tuhaf onlar ki, Allah'ın ismini söylüyorlar, rızkı ile yaşıyorlar ve yine de onu inkar ediyorlar. Elif, Allah isminin anahtarıdır. Lam, Latif isminin anahtarıdır. Mim, Mecid isminin anahtarıdır. Elif, Allah'ın işareti, Ala'dır. Lam, Allah'ın lütfudur. Mim, Allah'ın mecdidir. Elif bir senedir, Lam 30 senedir, Mim 40 senedir. Bu İb Ebu Hatim'in lafzıdır. Benzer bir ifade İb Sörir tarafından rivayet edilmiştir. Sonra bu sözlerden her biri muhtelif yollara çekilerek muvafakat sağlanmaya çalışılmıştır. Bu ifadeler arasında tenakuz ve inkar yoktur. Bunları birleştirmek mümkündür. Bunlar surelerin isimleridir. Sureler Allah Teala'nın isimleriyle açılır. Bunlardan her bir harf Allah'ın isimlerinden bir isme, sıfatlarından bir sıfata delalet eder. Nitekim pek çok sureler Allah'a hamd, tesbih ve tazim ile başlamaktadır. İb Söleyir der ki, bu harflerden birinin Allah'ın isimlerinden bir isme veya sıfatlarından bir sıfata veya bir sureye veya diğerlerine delalet etmesini engelleyecek hiçbir engel yoktur. Rebi, İbenes'in Ebul Ali'den naklettiği gibi. Çünkü bir kelime pek çok anlamlara kullanılabilir. Söz ümmet lafzı bazan din anlamında kullanılır, doğrusu biz atalarımızı bir din, ümmet üzere bulmuştuk. Zuhruf, 22 bazan Allah'a itaat eden kişi anlamına kullanılır, doğrusu İbrahim Hanif olarak Allah'a kulluk eden bir kişiydi, ümmet. Naeçel, 24, bazan cemaat anlamına kullanılır, orada insanlardan su dağıtan bir topluluk bulduk. Kasas, 23, biz her ümmete bir elçi göndermişizdir. Naeçel, 36 J. Bazan onunla devirden bir an kastonulur, onlardan kurtulan ve bir süre sonra hatırlayan kişi dedi ki. Yusuf, 45, İb der ki, işte bu da, Elif, Lam, Mim, aynen böyledir. Gönlendirilmiş olarak onun söyledikleri böyledir. Fakat Ebul Aliye'nin zikrettiği gibi değildir. Çünkü Ebul Aliye harfin üç anlama delalet ettiğini söylemiştir ki, cennet ve benzeri lafızlar böyle değildir. Onlar Kur'an-ı Kerim'in her iki yerinde sözün akışına göre bir anlama delalet etmektedir. Bu müşterek lafızların her birini taşıdıkları anlamın hepsine birlikte hamletmek mümkün ise de bu konuda usul bilginleri arasında ihtilaf vardır. Burası o konuların tartışılacağı yer değildir. Doğruyu en iyi bilen ise Allah'tır. Kaldı ki ümmet lafzı yukarıdaki anlamların hepsine sözün akışına göre vazî delaletle delalet eder. Fakat bir isme delalet eden bir harfin diğerine tercih ettirici bir evleviyet olmaksızın başka bir isme delalet etmesi imkanı, takdir, ızmar veya başka bir yolla ancak tevkifi olarak anlaşılabilir. Halbuki mesele ihtilaflı bir meseledir, üzerinde hüküm verilebilecek bir icma yoktur. Allah en iyisini bilendir. Hasif, Mücahid'den nakletti ki o şöyle demiş, surelerin başlangıçlarının tümü kaf, sad, ha, mim, ta, sin, elif, lam, mim gibi ve diğer harfler vaz hece harfinden ibarettir. Bazı Arap dil bilginleri dediler ki bunlar noktalı harflerden bir harftir. Surelerin başında onların zikredilmiş olmasıyla 29 harften ibaret olan diğer harflerin zikrine gerek kalmamıştır. Söz gelimi birisi için elif, b, t, s'yi yazıyor denilince alfabe harflerini yazıyor demek istenir. Bu ilk harflerin sayılmasıyla geriye kalanların sayılmasına gerek kalmaz bunu İb Sörir hikaye etmiştir. Ben derim ki, surelerin başında zikredilen harflerin toplamı, tekrarlananları bir kenara bırakacak olursak, 14 harftir ve bunlar, Elif, Lam, Mim, Sad, Ra, Kaf, He, Ya, Ayın, Ta, Sin, Ha, Kaf, Nündür. Hepsini şu söz birleştirir. Bu harfler Arap alfabesinin yarısını teşkil eder. Burada zikredilenler bırakılanlardan daha imemli ve değerli harflerdir. Bunun açıklanması Gramer'de Sar filminin konusunu teşkil eder. İşte buradan hareketle bazıları çeşitli yorumlara dalmışlar ve demişlerdir ki, şüphesiz bu harfleri Allah Teala boş ve anlamsız olarak indirmemiştir. Kur, anda manası olmayan sözler bulunduğunu söyleyenler büyük hata işlemişlerdir. Öyleyse bu harflerin kendiliklerinden bir anlamı olması gerekir. Eğer bunlardan söyleyebileceğimiz bir şey olursa söyleriz, olmazsa dururuz ve deriz ki, biz ona inandık hepsi Rabbimizin katındandır. Bilginler bu konuda muayyen bir kanayet üzerinde icma etmemişlerdir. Sözleri deliyle dayandırarak söyleyenlere uymak gerekir, aksi takdirde mesele açıklanıncaya kadar durmak evladır. Bu birinci konu. Son olarak surelerin başında yer alan bu harflerin ayrı edilmesini gerektiren hikmet nedir? Bu nokta üzerinde durmak gerekir. İfade ettikleri anlamlardan sarf-ı nazar ederek bunların hikmeti üzerinde durmak icap eder. Bazıları dediler ki, bu harflerin surelerin başında yer almasının sebebi hikmeti bizim onunla surelerin başlangıcını bilmemizdir. İl Sörir böyle hikaye etti. Bu ise zayıf bir görüştür. Zira sureleri ayırmak onların zikredilmediği diğer şeylerle de mümkündür. Gerek okuma olarak gerek yazma olarak besmele ile sureler ayırt edilir. Başkaları da dediler ki, bu harflerle başlanmasının sebebi hikmeti, müşriklerin kulaklarını onu dinlemeye vermelerini sağlamaktır. Çünkü onlar kur, andan uzak durmayı birbirlerine öğütlüyorlardı. Bu harfleri duyunca bu harflerden oluşan ifadeleri dinlemeye kulak verebilirlerdi. Bunu da İb Sörir naklediyor ki bu da zayıftır. Zira böyle olsaydı bütün surelerde bu harflerin bulunması gerekirdi, bir kısmında değil. Halbuki surelerin çoğunluğunda bu harfler yoktur. Öte yandan böyle olsaydı sözün başlangıcında ister suresinin başı olsun ister başka yer olsun onları, başlamak için aramamız gerekirdi. Halbuki bu sure yani Bakara ve onun ardından gelen Ali İmran sureleri Medine'de nazil olmuşlardır ve müşriklere hitap eden sureler değillerdir. Öyleyse onların zikrettikleri husus böylece reddedilmiş oldu. Başkaları da dediler ki, bu harflerin surelerin başlangıcında zikredilmesinin sebebi kur, andaki icazın açıklanmasıdır. Halkın kur, ana benzer ifadelerle karşı çıkmaktan aciz olduğunun beyan edilmesidir. Kur, anda onların muhatap oldukları ayetler, alfabe harflerinden meydana geldiği halde, onlar kur, ana eş ve benzer bir ayet getirmekten aciz bulunmaktadırlar. İşte bunun için bu harfler yer almıştır. Ve bu sebeple alfabetik harflerle başlayan surelerin hepsinde kur, anın üstünlüğü söz konusu edilmekte ve yüceliği açıklanmaktadır. Bu istikra yoluyla malumdur ve bu husus 29 surede yer almıştır. Bunun için Allah Teala bu surelerde, elif, lam, mim, işte bu kitap onda hiçbir şüphe yoktur. Elif lam mim Allah ondan başka ilah yoktur. O hayy kayyumdur. Sana kitabı hak olarak indirmiştir. Elif lam mim sad İşte bu kitap sana indirilmiştir. Öyleyse senin göğsünde ondan dolayı bir sıkıntı bulunmasın. Elif lam ra İşte bu kitap onu sana insanları Rab'lan'ın izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarasın diye indirdik. Elif lam mim Kitabın alemlerin Rabbim'den indirilişinde hiçbir şüphe yoktur. Ha, Mim, Rahman ve Rahim tarafından indirilmedir bu kitap. Ha, Mim, Ayn, Sin, Kaf. İşte böylece aziz ve hakim olan Allah sana ve senden öncekilere vahyeder. Bu ve benzeri ayetler bu görüşlerin doğruluğuna delalet eden örneklerdir. Dikkatle bakıldığında bu husus görülür. Doğruyu en iyi bilen ise Allah'tır. Bu harflerle vakitlerin bilindiği, olayların, fitne ve savaşların zamanlarının çıkarılacağını, istihraç edileceğini, öne sürenler ise kur, an, da olmayan şeyler iddia etmekte ve uçulması gerekmeyen yerde uçmaya çalışmaktadırlar. Bu husus, zayıf bir hadiste varit olmuştur ki bu hadis bile istihracın doğruluğundan çok batıl olduğuna delalet etmektedir. Bu hadis, siyer sahibi Muhammed İb-İshah'ın rivayet ettiği ve İb-Abbas'a dayanan hadistir. İbn-i Sa'd Cabir -ib Abdullah'tan nakleder ki o şöyle demiş, Ebu Yasir İbn Ahtab Yahudilerden bazı kişilerle Resulullah, S.A. uğramış, Rasulullah Bakara suresinin baş tarafını okuyormuş, Elif, Lam, Mim. Onda hiçbir şüphe yoktur. O sırada kardeşi Hayib Ahtab Yahudilerden bazı kişilerle birlikte gelmiş ve demiş ki, Allah'a yemin ederim ki Muhammed, A.S. Kendisine indirilen ayetleri okuyordu onu duydum ve ayeti okumaya başlamış, Elif, Lam, Mim. Onda hiçbir şüphe yoktur. Ebu Yasir demiş ki sen bunu işittin mi? Kardeşi de evet demiş. Cabir diyor ki, Hayb Ahtab Yahudilerden o cemaatla birlikte Resulullah, S.A. İn yanına gelip demişler ki, Ey Muhammed sen Allah'ın sana indirdiği, Elif, Lam, Mim. İşte bu kitap. Ayetini okuduğunu hatırlıyor musun? Resulullah, S.A. Evet demiş. Onlar, bu ayeti sana Cebrail Allah katından mı getirdi? Demişler. Resulullah, S.A. Evet, demiş. Onlar, Allah senden önce peygamberler göndermişti. Sen onların süresinin ve senin dışında onların ümmetinin süresinin ne kadar olduğunu bilmezsin demişler. Hay ahtap ayağa kalkmış ve beraberinde bulunanlara doğru yönelerek onlara elif bir, Lam, 30, Mim 40, demiş, bu ise 71 yıl yapar siz peygamberin dinine girecek misiniz, onun mülkünün ve ümmetinin ömrünün süresi 71 yıldır. O da Resulullah, S, A, A yönelmiş ve demiş ki, ya Muhammed, bundan başka ayetler de var mı? Resulullah, S, A, evet deyince, nedir o, diye sormuş. Peygamber de Elif, Lam, mim, sa'd demiş ve bunun üzerine bu ondan daha ağır ve daha uzun demiş, elif bir, lam 30, mim 40 sa'd da yetmiştir. Her ne kadar metinde 70 geçiyorsa da bunun 60 olması gerekir, çünkü ancak 60 olduğu takdirde söylenilen rakamın toplamı elde edilebilmektedir. İşte bu da 131'dir. Sonra ya Muhammed bundan başkası var mı diye sormuş. Peygamber de evet demiş. Nedir o? Dediğinde, elif, lam, La buyurmuş. O da bu daha ağır ve daha uzun demiş. Elif bi, lam 30, ra da 200, bu da 231 eder demiş. Sonra peygambere daha başkası var mı diye sormuş. Evet deyince nedir o demiş. Resulullah s.a. Elif, lam, mim, ra buyurmuş. Bunun üzerine bu daha ağır ve daha uzun demiş. Elif bi, lam 30, mim 40, ra 200 bu ise 271 eder demiş. Sonra senin durumun bize karmaşık göründü ya Muhammed, az mı çok mu verildiğini bilmiyoruz, demiş, kalkın gidelim, diye eklemiş. Sonra Ebu Yasir kardeşi Hayib Ahtaba ve beraberindeki rahiplere demiş ki ne belli bunların hepsi de. Muhammed için toplanmıştır, 71 milyar 131 milyon 231 bin 271 bütün bunlar 704 sene yapar. Onlar da demişler ki onun durumu bize şüpheli göründü. Şu ayetlerin bu kişiler hakkında inzal edildiği iddia edilmiştir. Odur sana kitabı gönderen, ondan bir kısmı muhkem ayetlerdir ki onlar kitabın anasıdır. Diğeri ise müteşabihlerdir. Ali İmran, 7. Muhammed İb Said El Kelbi'ye göre bu aşağı yukarı böyledir. Ancak Kelbi delil olarak kabul edilemez. Kaldı ki bu metot uyarınca, eğer usul doğru ise, her bir harfin ayrı ayrı hesaplanması gerekir. Bu takdirde rakam çok yükseğe ulaşır tekrarlarıyla birlikte hesaplanırsa rakam daha çoğalır. Doğruyu en iyi bilen ise Allah'tır. 4. Surelerin başlangıcı konusunda söz çoktur. Ancak ekseriyetin mutabık olduğu görüş Sibeveyhin ve ondan önce başkalarının naklettiği görüştür ki buna göre, bu başlangıçlar surelerin isimleridir. Surelerin bu şekilde isimlendirilmesi onların terkip bakımından bilinen kelimelerden müteşekkil olduğunun işaret içindir. Bunlar ilahi vahyin eseri olmamış olsaydı, onlara karşı muarızlarının güçsüz kalması mümkün olmazdı. Nitekim Araplar, Harayz İblam el-Tabi'nin anasına, Lam, ismi vermişlerdi. Bakıra Sad, daha da kaf derlerdi. Bu harfler anlaşılır iseler, ya onlarla başlangıcında bulundukları surelerin bu işara dayalı olarak lakabları olması kastedilmiştir veya başka şey. İkincisi batıldır, çünkü bunlardan maksat ya Arap dilinde taz edildiği şeyler olacaktır ki, mes' böyle olmadığı açıktır. Veya başka şekilde olacaktır ki, bu da batıldır. Zira Kur'an apaçık Arap diliyle indirilmiştir. Dolayısıyla Arap dilinde olmayan şeylere hamledile ez. Ayrıca bu hususa birkaç şekilde karşı çıkılmıştır. Şeyh el-Ekber, Kuddis sırrı, harflerin tekrarlı ve tekrarsız sayılarının sırrı konusunda bazı şeyler söylemiştir. Bütünü itibariyle bu sözler surelere ait olduğu gibi, Sad, Kaf, Mim, Yasin, Taha ve benzeri tek tek harflere de mahsustur. Bunların niçin bir, üç veya daha çok olarak zikredildiği, sayılarının 5 harfi neden ulaştığı, neden bir kısmının birbirine iliştirildiği bir kısmının kesildiği konusunda söz etmiştik.